sorunu, ülkemizin geleceğini korumak için gerçekleştirdiğimiz her faaliyet bizim için hayırlı bir haberdir ve güzel bir gelişmedir. Bugün de inşallah birilerinin korkulu rüyası ve rahatsızlığı olan emniyet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerimizin uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir çalışmanın bu sabah itibariyle adını nefes olarak verdiğimiz bir operasyon haberini paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi son yıllarda önemli bir suç unsuru olarak nitelendirdiğimiz yasa dışı ve kaçak makaron terörle mücadele özellikle kapsamında gerçekleştirdiğimiz yol kontrolleri ve saha baskısıyla kaçak sigaranın piyasadaki payının %22'lerden %2'lere inince bu alandaki organize suç örgütleri bu sefer de dolu ve boş makaron kaçakçılığına yöneldi. Sayılarla ifade edersek sadece son 5 yılda KOM birimlerimiz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017'de 42.6 milyon paketten 2021 yılı itibariyle 3.8 milyon pakete düştü. Yani gerek terörün finansmanı olarak kullanılan kaçak sigarada 2017'den bugüne kadar gerek saha baskısı, gerek yaptığımız istihbari çalışmalar, gerek analizler, gerek özellikle organize suç örgütleriyle yapmış olduğumuz mücadelede elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde kaçak sigarayı Türkiye'de biraz önce bahsettiğim 42.6 milyon paketten 3.8 milyon pakete kadar 2021 yılı sonu itibariyle düşürmüş olduk. Buna karşılık özellikle 2020 ve 2021 yıllarında kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri burada dolu ve boş makaron, yani içerisi tütünle doldurulmuş makaron da 35.2 milyondan 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makaron ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle önemli bir sayıdır ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Son 5 yılın toplamında ise ağırlığı 2020 ve 2021 olmak üzere ve 2022 yılının 6 ay olmak üzere son 5 yılın toplamı ise 3 milyar makaron civarındadır. Bu yılbaşından itibaren de ilk 6 ayda yine saha baskısını çoğalttık ve 3.8 milyon paket sigara kaçak sigara ele geçirildi. 893 milyon adet boş makaron, yani neredeyse geçen yılın yarısı kadar boş makaron ele geçirildi. Ve yine 290 milyon adet doldurulmuş makaron. Böylece 2 milyar civarında makaron ele geçirilmiş oldu. Tabii bugün sadece 1.2 milyar makaron değil bu yıl elde edilen, aynı zamanda 192 ton tütün mamülü ve 252 bin adet kaçak pro da ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon Türk lirası vergi kaybının da önüne geçilmiş bulunmaktadır. Sadece bu yıl yapılan operasyonlarla ilgili verdiğimiz rakamları ifade ediyorum. Bu operasyonlar sırasında tütün mamülü ve aynı zamanda
kaçak tütün mamülü, makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı olarak üretilen bu ürünleri piyasaya süren suç gruplarının tespitine yönelik bir çalışma yapıldı. Elbette ki bunlar yakalanıyorlar ama bunları piyasaya süren, bunların organizasyonunu yapan suç grupları kimlerdir diye kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik bir çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibariyle bu 8 suç grubuna ve bunların birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış. Savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı bir şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır. Bu operasyon 6 ay süren bir takip sonucu ve yapılan analizler sonucu gerçekleştirilmiş. 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu suç gruplarının tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır. Nefes operasyonunun önemi sadece gözaltı sayısının genişliğiyle ilgili değildir. Bu operasyon tütün mamülü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik yapılan ilk büyük planlı operasyondur. Dolayısıyla hem kapsamı hem de gelecekteki operasyonlarımız için zemin oluşturması açısından bizim için önemli bir operasyondur. Şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin son yıllarda güvenlik alanındaki tartışmalarını takip ederken o alanda devletin attığı adımları da izlemek ve belli kişi ve grupların feveranını bu gözle takip etmek lazım. Bakın Türkiye'de Bekçilik Kurumu'nu yeniden canlandırdık. Evden hırsızlık günlük ortalaması 282'den 150 rakamına düştü. Bekçilerin üzerinden bir tartışma başladı. Çünkü sonuçlar başarılı olup asayiş konusunda özellikle bir olumlu sonuca evrilen adımlar atılınca aynı şekilde feveranlar ve özellikle bir takım tezviratlar yükselmeye başladı. Afetle mücadelede kapasitemizi arttırdık. Türkiye bu konuda hakikaten dünya ölçeğinde başarılı bir mücadele yaparken bir dezenformasyon kampanyası yapıldı. Göç yönetiminde aynı şekilde küresel ölçekte bir kabiliyet ortaya koyarken birileri sürekli bu alanı manipüle edip buradan bir çatışma üretmenin gayreti içerisine girdi. PKK'yı en çok ezdiğimiz dönemde yurt dışından, büyükelçilerden mektuplar, destekler geliyor. Tıpkı bunun gibi Türkiye'de organize suç çetelerinin söylemlerinin en çok dillendirildiği, muhalefet tarafından en çok sahiplenildiği bu dönem, organize suçlarla mücadelede en çok operasyon yapılan dönemdir. Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığımız tarafından, yani narkotikte ve diğer noktalarda yapılanları bir tarafa bırakıyorum. Organize suç çetelerine yönelik operasyon sayımız 2017'de 274'tü. 2021 sonu itibariyle bu sayı %179 artarak 274'ten 767'ye yükselmiştir. Sadece operasyon sayımız. Bu operasyonlarda ele geçirilen şüpheli sayısı da yine aynı periyotta yıllık, yani 2017'de 2107 iken 2021 sonu itibariyle de 4978'e yükselmiştir. Balkan ülkelerinin yakalamak için gayret gösterdiği ama yakalayamadığı 14 çete liderini
paketleyip bu süre zarfı içerisinde onlara teslim ettik. Dolayısıyla Türkiye bugün kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede tarihinin en ciddi güvenlik problemleriyle eş zamanlı olarak uğraştığı bir dönemde büyük atılımlara ve başarılara imza atmaktadır. Ben bu vesileyle bu başarıda emeği, bu atılımlarda emeği olan bütün emniyet teşkilatımızı, jandarma teşkilatımızın organize suç birimlerini, kolluk teşkilatımızın bütün bölümlerini tebrik ediyorum ve kutluyorum. Şunun altını çizerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Organize suç örgütlerinin yaptığı faaliyetler hem devletimize, hem milletimize, hem de insanlığa, ülkemize sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da büyük kayıplar sağlamaktadır. Elde ettikleri suç gelirleri ülkemizin sadece vergi kaybı açısından bir kaybı değildir. Aynı zamanda bu suç gelirlerinin kullanımı dahil olmak üzere ülkemizin huzurunu, ülkemizin asayişini ve en önemlisi yıllardır bu topraklarda biriktirdiğimiz medeniyet değerlerini alt üst etmeye yöneliktir. Biz bunun farkındayız. Şunun altını çizmek gerekir. Tüm organize suç örgütlerine ve suç gelir gruplarına yönelik bu faaliyetlerimiz, bu hafta, geçen hafta yaptığımız, bu hafta yaptığımız tümör operasyonu gibi, demir yumruk operasyonları gibi, müsilaj operasyonları gibi, birçok operasyonda olduğu gibi aynı anlayışla devam edecektir. Bu ülkede suç ve suçluya göz açtırmayacağımızı bir kez daha burada vatandaşımızın huzurunda, sizlerin huzurunda ifade etmek istiyoruz. Vatandaşımız şunu bazen hissedebilir. Şurada bir olay var, acaba devlet bu olayın farkında değil mi? Biz farkındayız, hiç merak etmesinler. Sadece Adalet Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz, yargıyla gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlarda özellikle suçun delillerinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesini temin etmek ve gerek suçluya adalet nezdine gerekli cezanın verilebilmesini sağlayabilmek, gerek suç gelirleri konusunda delillerin tam anlamıyla ve tam manasıyla kayıt altına alınabilmesini teminen bazen bazı operasyonlarımız 6 ay, bazen bazı operasyonlarımız 1 yıl, bazen bazı operasyonlarımızın izlenmesi, kayıt altına alınması ve suç delillerinin tespit edilmesi 1,5 yılı süren zaman almaktadır. Onun için burada bu nefes operasyonu da özellikle son zamanlarda kaçak tütün ve kaçak makaron üzerinden hem insanlarımızın sağlığına yönelik, hem vergi kaçakçılığına yönelik, hem organize suç örgütlerinin suç geliri elde etmesine yönelik adımlarını ortadan kaldırmaya matuftur. Bu vesileyle bu operasyonlarımızın devam edeceğini, özellikle suç ve suç gelirlerinden beslenen organize suç gruplarının bu yollara tevessül ettikçe devlet tarafından ve kanunlarımız tarafından gerekli cezalarla karşılaşabileceklerine yönelik hiçbir zaman tereddüt içerisinde olmamalarını burada bir kez daha söylemek istiyorum. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunun bilinmesini istiyor ve teşekkür ediyoruz.